Merhaba değerli izleyiciler, Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Aksaray'da kaçak kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon Sarıyahşi ilçesi Boğazköy köyü arazisinde yapıldı. Edinilen bilgiye göre 3 şahsın define aramak için kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri belirlenen bölgede çalışma başlattı. Bölgede 3 gün boyunca teknik ve fiziksel takip yapan jandarma ekipleri yeterli delil ve bulguların elde edilmesinin ardından düzenlenen operasyonda Aşır Ali A, Erzincan İ ve Halil İbrahim A. kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Kaçak kazı yapılan alanda 1 adet elektronik metal el dedektörü ve 1 adet kazma ele geçirildi. Şüpheliler götürüldükleri İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Aksaray Belediyesi şehir içi aydınlatma direklerini kendi atölyelerinde üreterek hem enerjide hem de maliyette tasarruf sağlıyor. Üretilen dekoratif aydınlatma direklerinde LED ışıklandırma sistemi kullanılırken %65 oranında enerji tasarrufu sağlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer öncülüğünde altyapıdan üst yapıya, enerjiden teknolojiye, tarımdan kültür ve turizme kadar birçok alanda yürüttüğü çalışmalarla örnek bir belediyecilik ortaya koyan Aksaray Belediyesi, sokak aydınlatmalarında kullanılan aydınlatma direklerini kendi atölyelerinde üretmeye başladı. Üreten belediye anlayışıyla pek çok alanda yenilik ve tasarruf sağlayan hizmetleri uygulayan Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer, modern kent kimliği içerisinde sokak aydınlatmalarının önemli bir yer teşkil ettiğini söyledi. Daha önce şehrin ulaşım aksındaki önemli güzergahlarından Cumhuriyet, Atatürk, Kafeler Caddesi olarak bilinen Ebu'l-Feyz Elçibey caddeleri olmak üzere şehir merkeziyle bağlantılı güzergahlarda 500'ün üzerinde sokak aydınlatma direklerini yenilediklerini ifade eden Başkan Dinçer, yenilenen aydınlatma direklerinin dekoratif görselliğinin yanında enerji tasarrufuyla öne çıktığını söyledi. Aksaray Belediyesi'nin kaynakları verimli kullanarak yerel hizmet en iyi şekilde sunan belediyeler arasında yer aldığını belirten Başkan Dinçer, aydınlatma direklerinin artık belediyeye ait atölyelerde üretilmeye başlandığını söyledi. Başkan Dinçer açıklamasının devamında, aydınlatma direklerini kendi atölyelerimizde üreterek belediye bütçemizden tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca aydınlatma sisteminde LED ışıklar kullanıyoruz. LED ışıklarla daha fazla aydınlatma sağladığı gibi %65 oranında enerji tasarrufu sağlıyoruz. Böylece hem belediye bütçemizden hem de enerji tüketiminde ciddi oranda tasarruf sağlıyoruz ifadelerini kullandı. Aksaray Belediyesi atölyelerinde aydınlatma direklerinin üretimi devam ederken üretimi tamamlanan sokak lambaları caddelere monte edilmeye başlandı. İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, hasta ve hasta yakınlarının randevu sıkıntısı yaşadığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti. Sabah 6'da hastaneye gelen İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, gördüğü manzara karşısında tepkisini gizleyemedi. Vatandaşların gece 3'te geldiği ve uzun kuyruklar oluşturduğu hastanede yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen İYİ Parti Aksaray Milletvekili, personel eksikliğinin giderilmemesi halinde sorunların daha da büyüyeceğini söyledi. İYİ Partili Erel, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada konuyu meclis gündemine getireceğini belirterek, "Aksaray'ımız bu manzarayı hak etmiyor. Doktor ve personel sıkıntısı yıllardır kanayan yaramız. İktidar Aksaray'ımıza üvey evlat muamelesi yapmayı bırakmalı. Aksi halde ilk seçimde Aksaraylı hemşerilerimiz gerekli dersi kendilerine verecektir." dedi. Nasılsın? İyi Allah'a şükür. Hastanenin durumu bu.
Tamam, sıra gelecek de. 65 kişi yazıldı. Şu an oldu abi, saat. Sen 3'te geldik ediyoruz. 3'te. Valla biz doldu diye ki. İsim de yazın oldu. Yazın bir şansını dedi. Nereye yazalım? Nereye yazalım? Dedim ki mine doktor var. Sayfada yer yok ki, nereye yazalım? İki doktor da muayenesi, 12 kişi muayenedir. O da zor yani. Hepimiz boşuz. Abi, acaba bekleyelim ben buradan ne çıkacak. Ha, yok açılmadı zaten. Açılmadı. Saat 3'te açılacak. Yani işte doktor açıyorsa doktorlar çalışıyor da. Ah, iki doktorlar doktor çalışsa da alı bir sesi var kadar gitmiyor. Kaç kişi, kaç kişi aldın? Kaçta geldin? Kaçta geldin? Kaçta geldim? 3.20 geçen kaçta mı? Gece 3'te geldin. Tabii. Kaçıncı sıraya yazdın? 18. Sıraya yazdın. Senden önce de var ya. Benden önce tanınmıştı. Bir şeyde gelenler var. Telefonla, internetten. Oradan veriyorlar. Oradan 12'de gelenler var. Kolay değil. Buraya yazmamalısın. Efendim? Bir yerde bekliyorsan haber gelir yine. Doktorların bir kısmı da grevde. Onlar da çalışmıyor. Herhalde 6 doktor mu var? 7 doktor mu var? Kadrolu, evet. Öyle. 6-7 doktor var, kadrolu. Bir kısmı grevde, bir kısmı çalışmıyor, bir kısmı yüzünde. Başka bir kadın geliyor, 15 kişiydi. Söyle şikayetin, bu milletvekili bu. Ne olur sözsün beni. Söyle, ne istiyorsun söyle. Burada çalışan... Doktor istiyor, ne istesin? Burada personeller geldi geçen onlar cuma günü. 5 kişiyi birden çekti. Abi 6'da biri çekti, tamam bir bitti. Bir daha da her şey çekmedi, bitti. Herkes doldu dediler, ne yaptı? Ne kadın yanına kalkarıyor, yarın çıkmıyor. Hani sanıyoruz ki bu internetten filan buraya gelip kuyrukta bekleme olmuyor. Şimdi geçen yine böyle böyle saat 5'te filan aradılar. Adam dedi hastanede geldik, 5'te geldik. Onlar da 5'te aradılar. Sıra alamıyoruz. Ben de şeyden alıyorum. Yani sorduğumuzda telefonla, internetten alınıyor filan dedi. İmkanı yok. Bu bayağı zaman zamanı bu da yani bu yeni olan bir şey de ki ta eskiden beri yani bayağıdır alınmıyor yani internetten de alınmıyor yani ondan da bayağı zamanlı öyle yani. Doktor var ama sıra yok. Ben 3 ay önce geldim doktor. Vekilimiz Ayhan Bey cuma günü Aksaray'a geldi. Meclis kapandıktan sonra sağ olsun hemen meclis kapandığı zaman Aksaray'a geliyorlar. İşte vatandaştan çok şikayet gitmiş. İşte bu şeyde de sıra alınamıyormuş artık. Bu telefonla sıra alınsa bile iptal oluyormuş. Orada büyük bir sorun var. Bu gece yarısına kadar işte ama gece yarısı böyle 2'de 3'te geliyoruz, 4'te geliyoruz, 5'te geliyoruz. Muhabbeti çok olmuş vekilime şikayet. O da bir gidip yerinde görelim diye. Dünen namazdan sonra 6'dan sonra vekilim ben ve yönetimden bir arkadaş hastaneye gittik. Yani yerinde bakalım görelim. Vatandaş hakikaten gözde, ortopedide, beyinde, cildiyede çok doktor eksikliği var. Bak daha önce de ben sağlıkla iyi kötü yani ilgileniriz. Şimdi benim anne babadan hep sağlığıyla ilgilendik. Abimizin yani ailenin ilgilenirim. Eski devlet hastanemizde yukarıda en azından her branşta bir 5-6 doktor olurdu. Hani olurdu. Ama şu anda bakıyorum Aksaray'da hastanemizde, üniversite hastanemize bağlandı. Doktor azlığı var. Bu yönetim eksikliği olarak görüyorum beni. Bunu hayır, bunu şöyle söyleyelim. Üniversitemize bağlı. Buna üniversite rektörünün de ilgilenmesi lazım. Benim bildiğim rektör üniversite şeyden maaş alıyor hastanede. Buna rektörün el atması lazım. Bak, hastanede çok doktor eksikliği var. Sağlık müdürlüğüne el atması lazım. Özellikle AK Partili vekillerimizin bu işe acil el atması lazım. Çünkü dünyanın bir teyzenin vallahi ben şey yaptım hayret içinde kaldım. 3'te geldiğini söyledi. Ve 6'da gözde 60, bir doktorda 60. sıra dolmuşmuş. Yani insanlar 3'te 4'te geliyorlar ve o saatte ulaşım da yok. Yani gelen de yazık kimi arabada yapıyor, kimi gördüm orada dönüyor, bahta yatıyordu. Yani hakikaten sağlıkta şu anda çok büyük sıkıntı var. Yani bunun bir an evvel düzeltip yani yetkililerin buna acil çözüm bulmaları lazım. Aksaray şu anda sağlıkta çok kötü bir durumda. Aksaray Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlara pazarın durumunu sorduk. Esnaf fiyatların ve piyasanın normal olduğunu dile getirirken vatandaş da fiyatların cep yaktığını söyleyerek dert yakındı.
geldik. Hadi abla 5 şarada şu 5. Gayet güzel. Çünkü ucuz. Yeni ucuzladı her şey. Vatandaşın alım gücü normal yani. İyi alıyor şu durumda. Önceden o kadar değildi ama şimdi hayat normala döndü. Gayet iyi. Yani ucuz. Ne patlıcan 8 lira. Kabak 10 lira yerli. Biber 10 lira. Domates 5 lira. Salatalık 5 lira. Yani ucuz şimdi şu durumda normal yani. Çok şükür Allah'a bugün de karnımız doyuyor. Muhannete muhtaç değiliz. Peki alım satım kurtarıyor mu abi? Normal. Karnımız doyacak kadar. Ne fazla iyi ne fazla kötü. Gayet normal yani. Düşüşte var ama o da sezon dolayısıyla herhalde. Ama vatandaş olarak istiyoruz ki biraz daha düşük olsun. Peki abi sence vatandaşın alım gücü nasıl? Alım yapabiliyor mu pazarda? Ya bende sıkıntı yok da olmayanlar vardır. İnşallah herkes alım gücü yüksek bir seviyeye ulaşır. Peki abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Marketlere göre biraz daha uygun ama genel itibariyle fiyatlar yüksek. Peki abi sence vatandaşın alım gücü nasıl? Alım yapabiliyor? Düşük. Düşük. Evet şu anda mesela ben daha fazla bezelye almayı düşünüyordum. 2 kilo anca aldım. Diğer alacağım ürünleri 2'şer kilo almak yerine 1 kilo 1'er kilo anca aldım. Peki pazara şu anda kaç lira ayırdınız? Yani kaç lirayla arabanızı doldurmak için? Yani zaten çoğu şeyi alamayacağım da aldığım şeyler en azından 100 lirayı bulur yani en azından. Yani fazla kalem almayacağım. Alacağım 3-4 şey 100 lira civarında. 100 lirayı geçer. En az yani. Alan var alamayan var. Vallahi bizlerin gücü yetmiyor kardeşim. Yetmez. 1 TL harcayak gitmiyor. 1 TL bak. 1000 TL. Peki şu anda vatandaşın alım gücü nasıl? Alım yapabiliyorlar mı? Vallahi gücü olan alıyor. Gücü olmayan bakıp kalıyor. Bilmem. Pazar artışta mı şu an yani? Artışta. Çok yüksek. Çok böyle bu gidiş iyi değil. Hiç iyi değil. Hele emeklini alacağım valla. Evet. Eve gelmeden bitiyor. Evet aynen öyle. 200 lirayla çıktık. Yetmiyor. Peki abla şu anda pazarın alım gücü nasıl? Aa millet çok zayıf. Çok zayıf. Vatandaş alım yapabiliyor mu? Yok. Ucuz için bir saat iki saat dolaşıyoruz. Alamıyoruz bir şey alamıyoruz. Peki şu anda arabayı doldurmak için sizce bir 200 lira yeterli mi? Yetmiyor. Altında karpuz olmasa şey yok. Altına bir karpuz aldım da öyle dolu gözüküyor. Aksaray kuyumcu esnafından Fehmi Kuyucu altın piyasasını değerlendirdi. Kuyucu gurbetçilerin ülkelerine tatil için gelmesiyle ve düğün sezonunun açılmasının altın piyasasını canlandıracağından ümitli olduklarını dile getirdi. Kuyumcu esnaflarından Fehmi Kuyucu düğün sezonunun yavaş yavaş açıldığını ama asıl sezonun Temmuz ayında canlanacağını söyledi. Eskiye nispeten vatandaşın alım gücünün düştüğünü söyleyen Kuyucu, önceden düğünlere giderken en kötü çeyrek alınırken şimdi ise gram ya da yarım gram anca alınabildiğini belirtti. Kuyucu tatil için ülkelerine dönen gurbetçi Aksaraylı hemşerilerimizin de ekonomiye ve piyasaya büyük katkıları olduğunun altını çizdi. Allah'a çok şükür okullar işte bu hafta kapandı. İşte bir milletin bir tatil modu olur. Tatil moduna çıksınlar. Yavaş yavaş düğünlerimiz başladı. Dikkat etseniz her akşam bir iki düğüne gidiyoruz. İşte vekilimiz Ayhan Bey de geliyor. Hafta sonu burada olduğuma en azından bir 5-10 düğün geziyoruz. Hani herkesin bir kendi durumuna göre bir düğün yapıyorlar. Maşallah salonlarımız dolu ama esas düğün sezonu bizim işte 7. ayın onundan sonra başlar Aksaray'ın daha ziyade 9. 15'e kadar full sürer. Esas yoğunluk 7 ve 8. ayda oluyor. Ama şu anda da işler iyi. Allah'a çok şükür iyi de işte vatandaşımızın maalesef eski alım gücü düşük. Yani şu anda tasarruf olsun bu düğün takısı için mesela daha çok eskilerden biz düğünlerde çeyrek satardık, yarım satardık, tekete satardık. Şu anda işte adam çeyrek almadı mı, işte gücü yetiyorsa bir gram alıyor. Gücü yetmiyorsa yarım grama dahi düştü maalesef. İşte bu bizim işleri etkiliyor. Niye etkiliyor? İşte
farz misal biz mesela 10 çeyrek satarsak 3 çeyreğe düşüyor bu altının bu fiyatlarından dolayı. Yükseldi. Milletin de bir de alım gücü hakikaten kolay değil. Asgari ücretlerin falan bir gelip de çeyrek alması zor. Ancak 3-5 ay parasını biriktirse öyle alabiliyor. Çünkü şu anda gıda fiyatlarına, piyasadaki bazı fiyatlara yetişmek hakikaten zor. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Peki Aksaray esnaflarının, gurbetçilerden, gurbetçiler gelince Aksaray esnaflarının sevindiğini biliyoruz. Tabii canım, muhakkak. Çünkü sizlerin işi de gurbetçilere bağlı mı? Sizler ne düşünüyorsunuz? Gurbetçiler gelirse altın satış durumları nasıl olur sizin açınızdan? Bize şöyle, gurbetçiler gelince Aksaray esnafının hakikaten bir faydaları oluyor. Şimdi ekonomi faydaları olmuyor desek yalan olur. Kaç yıldır bu ekonomiye iyi bir faydaları oluyor. İster istemez insanlar bir tatil modunda geldikleri için gelince bir ay tatil modunda insan cebinde parayı harcar. Yani bir ay burada kalıyorlar Allah razı olsun. Bir ay da burada işte gücleri ne yetiyorsa 5000 mark 10000 mark yani bırakıp gidiyorlar. Bu iyi bir şey. Yani işte ayakkabıcıya gidiyor, tuhafiye gidiyor. İşte kuryemi satana gidiyor. Yani herkese bir faydası oluyor. Muhakkak altına da oluyor. Şimdi o yönde bizim biraz daha eskiye göre değil ama altın eskiden daha ucuzdu. Alımcı Almancılar da daha yüksekti. Şu anda o kadar da değil yani. Altın eskiye göre pahalı olduğu için ama Almancılardan biz ve esnaf çok memnun. Çünkü Aksaray'a bir ekonomiye para kazandırıyorlar, bir hareketlilik oluyor. Bu da iki ay için bir de pandemiden çıktık iyi bir şey. İnşallah bu sene de yine hayırlısına gelirler. Güzel bir alışveriş yapar insanlarımız. Esnafımız da bundan memnun kalır diye bekliyoruz. Ve öyle de oluyor inşallah. Altın fiyatlarında bir yükseliş hakim son dönemlerde. Altın yatırımcılarına ne öneriyorsunuz? Altın yatırımcılarına şöyle, Amerika faiz arttırdı, bir düşüş bekliyorduk. O beklediğimiz düşüş olmadı. Yani 5-10 liralık bir düşüş oldu. Ben yine hafif bir düşüş bekliyorum onsta. Ama bu herhalde biraz zaman alacak. İşte bu 7. ay sonuna doğru belli. Yani bu 6. ay sonu ya. 6. ay sona doğru belki bir düşüş olabilir ama altın vade uzun vadede yine çıkar, yükselir. Tabii her zaman kazanır. En iyi yatırımdır. Tasarruf için alacağın en iyi şey altındır. Bizim vatandaşın da zaten en iyi yaptığı şey altın almaktır. Vatandaşa yine altın tavsiye ederiz. Yani küçük yatırımcıya, orta halli yatırımcıya altın tavsiye ederiz. Tabii insanlar ihtiyacına göre euro dolar da alıyor ama altın her zaman iyidir insanlar için. Altın düşük kaldı bu sene. Şu anda düşük. Şimdi 1,5 sene evvel altın birden 1000 lira 1040 olduğunu şu anda tekrar o fiyatları daha yeni buluyor. Ama euro dolar 8-9'lardan görüyorsun 18 neredeyse 19'lara doğru gidiyor. Yani altın ona bakınca düşük kaldı ama inşallah iyi olur diye bekliyoruz hayırlısıyla. Peki, biz teşekkür ederiz efendim. Vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz? Vatandaşlarımıza inşallah bu önümüz kurban hayırlısıyla. Hayırlısına insanlarımız kurbanı keserler, hayırlısına güzel bir bayram geçirmelerini diliyoruz. İşte güzel bir yaz sezonu, tatil sezonu değerlendirip hayırlı bir sezon geçirmelerini insanlarımıza diliyoruz. Temennimiz ve dileğimiz bu. Hayırlısıyla olur inşallah. Havalar da güzel ısındı biraz. Bayağı bir soğuk gitmişti. İnşallah bu yazı güzel geçiririz diye bekliyoruz tüm insanlarımıza. Hayırlı günler diliyoruz. Kapalı Çarşı esnafından Ramazan Çetin dövizdeki son duruma dair açıklamalarda bulundu. Çetin, Kapalı Çarşı esnafının gözünün kulağının gurbetçilerin dönüşünde olduğunu söyledi. Dövizdeki artışın getirisinin hayat pahalılığı olduğunu belirten Çetin, artıştan kaynaklı ham maddede de bir pahalılaşma söz konusu olduğunu ifade etti. Şöyle diyeyim öncelikle, tabii 7. ayın 15'i gurbetçinin geldiği aylar Aksaray'ımıza. Malum biliyorsunuz ayın 9'unda da Kurban Bayramı başlıyor. Bu münasebetinden dolayı birazcık da erken gelen kurbetçilerimiz oldu. Ama tam olarak kurbetçi tam yok şu anda. Ufak tefek gelenler oluyor. Ama 7. ayın 15'inden sonra Aksaray kurbetçisine kavuşur diye düşünüyoruz. Kapalı Çarşı esnafı olarak? Tabii Kapalı Çarşı'nın bizim meslek icabı olduğu için kuyum ve döviz üzerinde olduğu için genel olarak Kapalı Çarşı'nın tam beklediği aylar, gurbetçi ayları malum biliyorsunuz Aksaray. Bu yönden şanslıyız. Gurbetçilerimiz Avrupa'da yaşayanlar çok. 7. ayın başından itibaren 9. ayın sonuna kadar
gurbetçinin Aksaray'ımızın ekonomisine büyük katkısı her zaman olduğu gibi yine de olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi dövizin artması önemli değil. Önemli olan hayat pahalılığının düşmesi lazım. Tabii ki dövizin, doların yükselmesi bazı ham maddelerde etki ediyor maliyet olarak. Bu maliyetlerin yansımasından dolayı ister istemez hayat pahalılığı oluyor. Genel olarak baktığımız zaman dünya genelinde bir kriz var. İnşallah bu krizi de Türkiye'miz olarak en kısa zamanda en zar olan atladır diye düşünüyoruz. Peki bu dönemde yatırım yapmayı düşünen vatandaşlara ne önerirsiniz? Şimdi şöyle diyeyim, herkes kendi çapısında tabii ki değerlendirme yapıyordur paralarını. Biz genel olarak baktığımız zaman ben öyle derim hep, sepetin içerisinde birazcık altın, birazcık döviz, birazcık gayrimenkul, birazcık da TL olarak değerlendirse biriler yükselirken bu sepetin içinde, diğerler düştüğü zaman dengeyi sağlar. Biz bu şekilde tavsiyelerde bulunabiliyoruz. Bak, en kısa zamanda bu krizden çıkar, herkes rahatlar diye düşünüyorum. Aksaray-Ankara yolu üzerinde seyir halinde olan tır, motorunda arıza çıkması sonucu kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tarlaya devrildi. Olay saat 6.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Aksaray-Ankara yolu mevkisinin 13. kilometresinde gerçekleşti. MV isimli sürücü 33CDU01 plakalı aracın seyir halindeyken motorunda çıkan arıza sonucu kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ekili tarlaya yuvarlandı. Olaya şahit olan vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan tır kullanılmaz hale gelirken sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otogar mevkii üzerinde seyir halinde olan otomobile kavşaktan dönüş yapan kamyona çarptı. Araçta ciddi maddi hasar meydana gelirken araç sürücülerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza saat 11.30 sularında Aksaray Otogar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otogar mevkiinde seyir halinde olan 68BR725 plakalı Volkswagen marka beyaz otomobil, kavşaktan dönüş yapmakta olan Fiat marka otomobille çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri burada ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralanan sürücü MS ve araçta bulunan NS ve ES Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken takla atan araç kullanılmaz hale geldi. Emeklilik deyince akla ilk gelen yaş mevzusunu haber ekibimiz vatandaşlarımıza sordu. Soruları yanıtsız bırakmayan vatandaşlarımızın düşünceleri neler? Haberimizi izleyelim. Kaç yaşında emekli oldunuz? 42 yaşında emekli oldum. Emeklilikte yaşa takılanlar bir büyük bir sorun. Ne düşünüyorsunuz? Ya emekliyim, ne düşüneceksin? İşte burada vazgeçim yok. Peki sizce Türkiye'de emekli yaşı kaç olmalı? Ben 72 yaşındayım. Adam erken girerse 45 yaşında emekli oluyor. 50 yaşında falan emekli oluyor yani. Peki, yaş kaç olmalı sizce? Ben şimdi 72 yaşındayım. Emekli oldum yani, şükürler olsun, iyiyim yani. Yani bir insanın 45 yaşında emekli olması mı lazım, yoksa daha mı geç? O girişe bakar kardeşim. O girişe bakar, adamın işine bakar. Öylece yani. Teşekkür ederim. Bir şey de kardeşim. Çekmiyor ki. Kaç yaşında emekli oldunuz? 48. 48 yaşında emekli olmak sizin için geç mi erken mi? Vallahi o zamanki şartlarda erken sayılmazdı ya. Peki Türkiye'de emekli yaşı sizce kaç olur? Normal, ortalama 60 normal. 60 oldu. Evet. Yani bu şartlarda öyle. Devlete yük bindirmemek için normal 60. Çünkü Avrupa devletlerinde 60-65 üzerinde oluyor. Ama Türkiye'de de 60 anca 60 diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Ondan yukarısı da ve aşağısı da devlete yük bindirir diye düşünüyorum yani. Emekliyim. Kaç yaşında emekli oldunuz? 44. 44 yaşında emekli olmak sizin için erken miydi, geç miydi? Bence insanın en verimli zamanı erken oldum. Erken oldum. Halinde çalışıyorum. Yani verimli zamanımız 50-55. Benim idealim de 55 olması lazım. Türkiye'de emekli yaşı kaç olmalı?
55'ten aşağı olmamalı. Ana emekli olmayanlar da bunu izleyince diyecek ki şu. Hayır. Verimli yaşı 50-55. İnsanın tamam bir olgunlaştığı işe verimli zamanı o zaman. Ha şartlar 50-55 diyorum ben. Ben teşekkür ederim. 60. 60 yaşında evet. Emekli oldu. Evet. Yok 58 de oldu. 58 yaşında evet. Emekli oldu. Peki bu yaş emekli olmak için geç miydi erken mi? Çok geç. Gerçek çok geç yani. Ülkemizde de emeklilikte yaşa takılanlar. Yani destekliyorum ben onlara gerçekten çok geç. En az 52 olması lazım benim görüşüm. Türkiye'de yani. Emekli yaşı 52. 52 olması lazım. Yani bizler çok geç olduk yani. 58. Biz teşekkür ediyoruz. Başka? Kaç yaşında emekli oldun abi? 65 yaşında. 65 yaşında emekli olmak sizin için geç miydi erken miydi? Geç de ne yapacağım? Mecburuk emekli oluyum ondan sonra. Aldığımız 2,5 milyon para. İşte öyle, geçim öyle. Peki Türkiye'de emekli olma yaşı kaç olmalı? 65. Zaten emekliydi 65'te. 65 oldu. Olmazsa 7 yaşında emekli olsa iyiysen de işte kanun ondan sonra 65 yaşında mesela şehitmiş ondan sonra karellemiş. 65 yaşında emekli oluyor. 65 mezarda emekli oldum o zaman. Mezarda emekli oldum 65. 55 iyi 55. 55 sizin için iyi. Aynen. Ben olalı o zaman öyleydi de 55 tam. 55 tam. 65 yaşında olan adam zaten onda da hurda oluyor. Ne işe yarayacak? 53 yaşındayım. Ben 53 yaşındayım. EYT'liyim. Şu anda işim yok. Boşum, işsizim. Nasıl olacak? Yani devletimiz buna bir çözüm bulsa iyi olur. Ben şu anda 53 yaşındayım, işsizim. Genel sağlık kontratını halen kendim ödüyorum. Yani Suriye'ye 40 milyar dolar bulan hükümet EYT'liye de bulması lazım. Bence. Bence. Sizce Türkiye'de emekli yaşı kaç olmalı? Emekli yaşı 53, 55, 57 o aralarda olması lazım. İş verimliliği o aralarda. Tabii. Rahatsın, şeker hastasıyım. Yani çalışamıyorum verimli. Ben diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Kaç yaşında emekli oldunuz? 49 yaşında. Peki 49 yaşında emekli olmak sizin için erken miydi geç miydi? Ya işte iş geç de olabilir. Erken de bilmiyorum ki yani. Erken de olduk yani biz tabii. İş verimliliği açısından 49 yaşındaki bir insan hala yeterli ve verimli bir şekilde çalışabilir mi? Yani? Çalışır. Peki kaç yaşına kadar sürdürebilir mi? 55 işte o yaşa kadar sürdürebilir yani tabii. Türkiye'deki emekli yaşı sizce çok kaç fazla olduran gönderir. Rekontun altında. Bence işte 55 olması lazım. 55. Teşekkür ederim. Bir şey diyelim. Kaç yaşında emekli oldunuz? 49. 49 yaşında emekli olmak sizin için geç miydi erken miydi? O insanın vücuduna bağlı. Hastalık olur, şey olur. Normal çalışacak durum. Ben hastayım mesela. 49'da oldum da şu anda ben çalışamam mesela. Kanser hastasıyım. Nasıl çalışayım ben? Geçmiş olsun. Onun için yani o insanın şeyine bağlı. Kabiliyetin mi dingalan vücuduna göre değil. Yani genç olur çalışabilir 3-5 senede. Yaşlı olur çalışamaz yani. Hasta olur, nasıl olur. Türkiye'deki emekli yaşı kaç olur? 50-55 normal ortalama olarak da olması gerek yani. Normal, iyi bir şart yani. Evet, evet çalışabilir yani. Evet, çalışabilir. Emekli olalı. Kaç yaşında oldunuz? 51-52. 52 yaşında emekli olmak sizin için geç miydi, erken miydi? Normali oydu ya. Normal. Evet. Bir de benim prim olmadığı için ben 2 yıl bekledim. Yoksa ben 49-50'de ben de emekliydim. Peki Türkiye'de emekli yaşı sizce kaç olmalı? Valla 50 yaşında adam emekli olmalı yoksa ondan sonrası sıkıntılı. Kimse işe almıyor. Adam diyor dayı ben sana nasıl yumuş buyurayım işe gireceksin. Ben diyor sana nasıl yumuş buyurayım. Bu adam ne yapacak? Emekli de değil. Çıksın o zaman meydana intihar etsin. Yok bir şeysi yok. Yani bence bunun yani bunun gerçek hakikati 50 yaşının üstüne çıkmadan bu adam 50 yaşında emekli olmalı. Kimse iş vermiyor. Millet perişan. Bak çevreye adam 50 yaşına girmiş. İşe varıyor kimse almıyor. Ne yapacak? Bu adam çıksın şurada intihar mı etsin? Aynı zamanda yaşa takılanlar var. Olmaz. Yani bu ya yani böyle yani 50 yaşında bu adam emekli olmalı yani. Buradan bezdik.
Geçen oğlanın mezarını yaptırmaya gittim kardeşimi. Adamın yanına vardım oğlanın. Benim küçüğüm olur. Oğlum dedim, kahın karında icikte biz yatalım mezarda dedim. Kahın da bir Türkiye'nin haline bakın dedim. Zam, 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 akşam zam, sabah zam. Bir gün ya yapacaksan hepsini bir yap kardeşim. Müzisin niye strese sokuyorsun ya? Hepsini yap, kurtulalım ya. Öyle değil mi kardeşim? Zamların üst üste gelmesi. Üstü abi bugün yapıyor, yarın duruyor, ötesi gün yine yapıyor. Yalan mıyım ya? Üst üste gelmedi mi geçen gün? Kömür aldım geçen sene. Bak dün 1000 liraya aldım kömürü. Vallahi billahi 1000 liraya aldım geçen sene. Dün kömür aldım 4000 lira aynı kömür. Bir ton. Vallahi 4000 liraya aldım. 100 lira in dedim ya, 100 lira in. İnmem diyor adam, yok diyor ya, inemem arkadaşım diyor. Mazot 30 lira geçmiş diyor. Niğde Belediyesi ve Yetim Eli Derneği tarafından Niğde Ketençimen'de 2000 yetim çocuğa özel piknik düzenlendi. Niğde Belediyesi ve Yetim Eli Derneği tarafından Çiftlik ilçesi Ketençimen Yaylası'nda yetimlere yönelik piknik düzenlendi. Niğde merkez ve çevre illerden katılım sağlayan çocuklar, İp atladı, ok attı, ata bindi, top oynadı, dondurma yedi, yarışmalara katıldı. 20 ayrı spor branşında yapılan standlarda gönlünce eğlendi. Ben yetim büyüdüm. 13 yaşında babam öldü. Allah razı olsun. Beni bir güreş hocası bu hayata hazırladı. Sokaklarda kaldık. Biz de bu tür etkinlik düzenleyerek, geçen sene ilkini düzenlemiştik, bu yıl ikincisi. Bu tür etkinliklerde daha çok oyun, spor alanlarına önem veriyoruz. Akademik başarısı düşük olan yetimleri, burada beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler keşfediyor. Boksa, tekvandoya, güreşe, atletizme, futbola yatkın olan antrenörler çocukları seçiyor. Okuyamayan çocukları da sporla rehabilite etme yoluna gidiyoruz. Çocuklarımızla, yetim çocuklarımızla birlikte Ketençimen'in mevkiindeyiz. Burası biliyorsunuz kışın bir kayak merkeziydi. Şimdi piknik alanı olarak kullanılıyor. Özellikle burada çok özel çocuklarımız var. 1700 tane yetim çocuğumuz var. Aslında onlar yetim değiller aslında, bizim çocuklarımız. Niğde Belediyesi'nin organizasyonuyla, sağ olsun Yetim Eli Derneğimiz Başkanımız Şahin Mercan da destekleriyle birlikte 1700 tane çocuğumuzu burada piknik yaptırıyoruz. Onlara bir karne hediyesi olarak böyle bir organizasyon düzenledik. Ben emeği geçen arkadaşlara, başta Şahin Bey olmak üzere, belediyedeki arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Onların böyle burada mutlu olmalarını görmek, oyunlar oynadığını, yüzlerindeki gülümsemeyi, gözlerindeki o mutluluğu, heyecanı görmek gerçekten bizleri de çok mutlu ediyor. İnşallah bu organizasyonların devamı olacak. Biz onları hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Devlet olarak, millet olarak ve Niğde Belediyesi olarak ve STK'larımız olarak her zaman onların yanındayız. Çünkü geleceğimiz onlar. Ülkemizi, her şeyimizi onlara emanet edeceğiz. Onların bu çağları ne kadar güzel, ne kadar pozitif enerjiyle geçirirlerse bizler de o kadar mutlu oluruz. İnşallah onlarla birlikte güzel organizasyonlara devam edeceğiz. Böyle gönüllülerimiz var. Şahin Bey gibi gönüllüler var. Onlara teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızı hiç yalnız bırakmıyorlar. Bizler de belediye olarak üstümüze ne düşüyorsa onların her zaman yanında olacağız. Dediğimiz gibi onların bir gülümsemesi, gözlerindeki bir mutluluk her şeye bedel, dünyaya bedel. İnşallah onları mutlu etmek adına, onların bu çağlarını güzel bir şekilde geçirmeleri adına her şeyi elimizden gelen yapacağız. Sırada hava durumu. Thank you.
Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haber bülteninin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.